Aşağıda 5 canlı aleminin bazı genel özellikleri verilmiştir. Aşağıdaki tablo bu 5 aleme ait canlı örnekleri kullanarak hazırlanmıştır. Buna göre tablo numaralandırılmış canlı örneklerinde hangileri hatalıdır? Bir bakteriler demiş prokaryot hücre yapısına sahip ototrof ya da heterotrof beslenebilen canlılar demiş. Örnek olarak grip virüsünü vermiş. Virüs bakteri değildir arkadaşlar. Virüs canlı bile değildir. İki arkeler prokaryot hücre yapısına sahip ekstrem koşullarda yaşayan canlılardır. Metanojenler arkadaşlar oksijensiz şartlarda metan gazı üretebilen arkelerde doğru bir örnek verilmiş. Protistler ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda tek hücreli ve çok hücreli türleri vardır. Amip bir protistir doğru bir örnek verilmiş. Bitkiler ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda tamamı çok hücrelidir. Çoğu ototop beslenme özelliğine sahiptir. Aygılar protist aleminde bir canlıdır. Bitki değildir. Yanlış bir örnek verilmiş. Mantarlar ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Çok hücreli ve tek hücreli türleri vardır. Zaten şapkalı mantar demiş. Ya cıvık mantar konulsaydı burada belki düşebilirdiniz. Arkadaşlar Buna göre tablo numaralandırılmış canlı örneklerinden hangileri hatalıdır demiş. Alg ve grip virüsü hatalı. Yani cevap 1 4 4. Omurgalı hayvanlar şubesi balıklardan kuşlara, sürüngenlerden memelilere kadar geniş bir tür çeşitliliği kapsar. Omurgalıların bazı özellikleri onların sınıflandırılmasında ve biyolojik özelliklerinin anlaşılmasına temel rol oynar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi omurgalıların ortak özelliklerinden biridir? Dış döllenme ile çoğalma. Arkadaşlar mesela memeliler iç döllenme ile çoğalıyor. Yanlış. Soğuk kanlı olma mesela kuşlar memeliler sıcak kanlı ortak değil. Solungaç solunum yapma. Mesela ben insanım, memeli bir canlıyım ve ben solungaç solunum değil, akciğer solunumu yapıyorum. Merkezi sinistemine sistemine sahip olma. Bütün omurgalarda beyin ve bulunduğu bir merkezi sinir vardır. Ortak. Çürükçül beslenme demiş arkadaşlar. Çürükçül beslenen bir omurgalı yok kabul edebiliriz. Ama aslında bazı lehçili canlıları çürükçül beslenme kısmını ekleyebilen kitaplarda mevcut. Ama ortak olmadığı kesin cevap denizi. Omurgalılar şubesi de gözlenen özelliklerinden kuş, sürüngen ve iki yaşamlı sınıfına ait olanlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Akciğer solunum yapma demiş. Kuşlarda, sürüngenlerde, iki yaşamların erginlerde akciğer solunum yapar. Bir, hepsinde olacak. Arkadaşlar burada hepsinde değil. Burada da hepsinde değil. Burada da hepsinde değil. Burada da hepsinde değil. Ama burada hepsinde. Bir ışıktan cevabın hepsi çıktı. Cevabı edin ne? döllenme ile çoğalma. Arkadaşlar kuşlarda ve sürüngenlerde iç döllenme vardır, iki yaşamlarda dış döllenme vardır. Yani kısacası iki iki yaşamlarda olmayacak. Sıcak kanlı olma demiş. Kuşlar sıcak kanlı 3 ama sürüngen ve iki yaşamlar sıcak kanlı değil, canlısızdır. Filogenetik sınıflandırmada belirli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluğa takson denir. Aşağıda filogenetik sınıflandırmada kullanılan taksonomik birimlerin protein benzerliği gösterilmiştir. Buna göre grafikte numarandırılmış taksonomik birimlerde yer alan Türk çeşidi sayısının azdan çoğa doğru sıralanışı Aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi bir sıralayalım. Tür, cins, a ile takım, sınıf, şuraya ı yapalım, şube, alem. Buna göre de grafikte numaralandırılmış taksonik bilimlerde yer alan tür çeşidi sayısının azdan çoğa doğru sıralanışı. Tür çeşidi en az kimde? Türde bir tür 6. O zaman tür 6 azdan çoğal. Sonra arkadaşlar 2. Sonra 5. Sonra 3. Sonra 4. Sonra 1. Burada arkadaşlar 6 basamağı vermiş. 7 basamağı vermemiş. Sınava nasıl olacak? 6, 2, 5, 3, 4, 1. Yani cevap edin arkadaşlar. Omurgalılar şubesine gözlenen özelliklerden hangileri sürüngenler ve iki yaşamlar sınıfı için ortaktır demiş. Kalbin 3 odacıklı olması sürüngenlerde de iki yaşamlarda kalp 3 odacıklı sadece sürüngenlerde karıncıkta yarım perde var ortak. Karıncığın yarım perde ile ayrılması sürüngende var iki yaşamda da yok. Soğuk kanlı olma sürüngenlerde iki yaşamlarda soğuk kanlı. Akciğer solunum yapma sürüngenlerde iki yaşamlı erginlerde akciğer solunum yapar. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 4 yani Ceyhan. Canlılar, bakteriler, arkeler ve ökaryotlar olmak üzere 3 domain, üst aleme ayrılır. Aşağıdaki tabloda 3 domain'e ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre tabloda numaradılmış özelliklerden hangileri yanlıştır demiş. Histon proteini bakterilerde yok. Bir kere bir yanlış. Arkelerde var, ökaryotlarda da var. Bir yanlış. Zarlı organel bulundurma bakteri ve arkelerde yok, ökaryotlarda var. Bu doğru arkadaşlar. İki doğru, bir yanlış. Halkasal DNA, bakterilerde alkasal DNA, arkelerde alkasal DNA, ökaryotlarda çekirdek DNA'sı doğrusal. Her halkarda yanlış. Dolayısıyla cevabımız yalnız. Arkadaş yanlış. Ha yanlış soruyor zaten. 1 3'müş. Yani Cihan. Aşağıdaki tabloda 6 farklı canlı türünün sahip olduğu ortak protein çeşitleri verilmiştir. Buna göre canlıların sahip olduğu proteinler artı işareti gösterdiğine göre P canlısının en yakın tür aşağıdaki hangisidir? Bu tarz sorularda P'yi aldık ya. P ile aynı yerde ne kadar çok artısı olan varsa o en yakın tür. Mesela P'nin R ile kaç tane ortak artısı var? Bakın şurası var arkadaşlar. Yani iki tane. P'nin R ile iki tane. P'nin S ile kaç tane var? Bir buradan. iki buradan. O kadar. P'nin T ile bir, iki, üç. P'nin U ile bir, iki. P'nin Y ile 1, 2. Kimin daha fazla? T. Cevabımız C. Bakteri ve paramesumun her ikisi de tek hücreli olmasına rağmen bu iki canlı farklı alemlerde incelenir. Biri prokaryot, biri eukaryot. Buna göre bakteri ve paramesumun özelliklerine hangileri bakımından farklılık gösterebilir? Kılısal bilgi bulundukları, bulundukları kısım bakteri stoplazmada paramesum çekirdeğin içerisinde bulunduğu dolayısıyla ortak değildir. Gitti. Stoplazmada bulundukları organel çeşitleri farklıdır. Gitti. Metabolizm olaylarının gerçekleştirdikleri hücre yapıları farklıdır. Mesela birinde mitokondri yok, birinde mitokondri var değil mi? Bu da gitti. Hangisi farklı dediğine göre cevap Edirne. Aşağıda fotoğrafı verilen canlı türü Anadolu'nun endemik türlerinden biri olan ters daledir. Bu canlının sınıflandırılması aşağıdaki gibidir. Buna göre Britalia imperialis türünün sınıflandırma taksonları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Lilales takımındaki bireylerin tamamı monokot sınıfındadır. Lilales takımına bakalım. Üst tarafın hepsi aynı olacak. Evet bakalım neymiş? Tamam monokot sınıfında. Doğru. Üst tarafın hepsi aynıdır. Yani bu takımda yer alan bütün canlılar aynı sınıftadır. Doğru bir ifade. Bitkinin gelişim sürecinde en son görülen özellikler Fritalia imperial türünü özgü olanlardır. Arkadaşlar ilk görülen özellikler alem özellikleridir. En son görülen özellikler tür özellikleridir. Doğru ifade. Lilisa, Lilise. Nasıl okunuyor artık? Lilase familyasındaki bireylerde bulunan homolog organ benzerliği Filitaria cinsinde bulunan bireylere göre daha fazladır. Homolog organ benzerliği aşağı doğru artar. Dolayısıyla cinsteki homolog organ benzerliği arkadaşlar familyadaki homolog organ benzerliğinden daha fazladır. Burada yanlış bir ifade demiş cevap Ceyhan. Lilise, Lilase familyasındaki bireylerin genetik benzerliği angiosperm şubesindeki bireylerin genetik benzerliğinden fazladır. Genetik benzerlik aşağı doğru artacak. Dolayısıyla Lesa familyasına bakalım. Bu familia Bir de ne varmış arkadaşlar? Angiosperm şubesi. E tabi ki Lilase familyasında benzerlik daha fazladır. Doğru. Monokos sınıfının toplam birey sayısı Lilales takımının birey sayısından fazladır. Yukarı doğru birey sayısı artacak. Dolayısıyla Monokos e, arka sınıfındaki birey sayısı Lilales takımındaki birey sayısından tabii ki fazladır. Cevabımız Ceyhan.